Nefes 13 25-11-2015. Canlarım, tohumlarınızı kotlarken toprağın toplumu olarak kelamda bütünün gücün dürümleyecek ilmi de kotlayın. Gözünüz görüyor her şeyi. Analık kalem yapar, atidir, hakikidir, haktır, tahtisizdir ve atalık kontrol etmek ister, kalem olup aklın tahtında oturup kendini hak etmek ister. Açı daraltıp kotladık dünyayı, kokladık, kotlayıp kokladık, sessizce dilledik. Buyurun, ol deyin. Kök, göklerin sözcülüğü burada yapılır. Gökleri sözcüler dinletirler. Sizlerin sözcülük yaptığınız herkesçe malum. Bugün verdiğiniz her neyse bunu anlamakta zorlandık. Çünkü erkek mi kadın mı olayına dönüştü olay. Yaşam size aittir, biliniz. Her kim ki erkek kadın ayırır, kontrolsüzdür. Ölüdür, kötüyü, köksüzlüğü, kelamsızı diller. Başka şey değil yaptığı. Artık iyi anlayın ki, er ya da geç, inanın ki artık kaynak dışı bilgiler olmayacak. Sizin verdiğiniz her şey insan kalemin levh-i kayıtlarından verilir. Doğanların gücü sizin yüreğinizde görev taşır. Aşığı olduğunuz her şey yarını kotlar ve koklar. Ata kapıda bütünün gücü olur ve tohumlar. Siz Allah'ın tahtından görev alıp gelenlersiniz. Bunu kesin olarak bilerek görev taşımaktasınız. Altın ışık yıllarının görevlileri olarak burada bulunduğunuzu, Mikail'in kürsi kelamı olduğunuzu ve yolu oğullattığınızı hepimiz net bilmekteyiz. Keşke Allah'ın tanrılık kapısını açıp bütünün gücünü tüm zamanlardan kontrol altına alarak birlik kelamı edilse buralarda. Sizden beklentimiz budur. Yoksa az önceki tartışmalar bugün için önem taşıyacak. Bunu bilin. Canlarım, sizi dinledim. Bugün buraya gelişiniz benim için önemli ama yoğunluğunuzu kontrol ederek dirilikleri tohumlayıp gelseydiniz burada yaptığımız sesleşmenin kervan olmayacağını, kaynak olduğunu bilirdiniz. Artık şunu iyi bilin ki dünya dışı varlıklar dünyayı diri kalemleriyle dillerlerken kendi yoğunluklarıyla dinlememeliler. Yoksa burada olup biteni anlayamazlar. Bizler dünya yolcularıyız. Sizlerse dünyayı istek halinde dilleyen ve istek halinde dürümleyenlersiniz. Ama sizin yoğunluğunuza bilişiniz kontrol edici olmadığında yerkürenin gücünü tüm zamanların kürsi kapısında kodlama imkanınız olmaz. Dünya ne ki diye sordu birisi oradan. Cevap vereyim. Dünya yarındır. Bunu bilin. Tüm zamanları, tüm ruhi kapıları, ruhsal ışıkları yakan bir yarın. Dünya biz ve biz dünyayız. Bugün dünyada ortak kapıların tümünü açarak bilgi kalemi olup bütünün gücünü dürümlemek üzere bu yoğun çalışmayı yapıyoruz. Olgun başakları seçerken hepinizin gücüyle kontrollü olarak bu yoğunlaşmayı sağlamalıyız. Aklın tahtına vardığımızı, yaşama hak ettiğimizi ve bilgiyi kontrol ettiğimizi anlamalısınız. Cemaatlerin gözü bizim üzerimizde, bunu biliyorum. Ama bu cemaatlerin kontrol dışı bilgilerinin kutsal tohumlama yapma imkanı olamayacağı kesin. Ağır tahtın, ağır yaşamın, ağır kelamın ilmini dinleyebilen hiç kimse yok bugün burada. Ve bizler muktedir ilim kalemleri olarak bu çalışmayı yaparken kendi yüreğimizden yapmaktayız. Ana kapıda insan soyu var ve o insan soyu bütünün gözüdür. Koruma altına aldıklarımız var. Onların yoğunluklarını kontrol altında tutuyoruz. Yaşamı hasata hazırlayanlar var. Bütünün gücü olarak onlar da buradalar. Evrenlerin sessizliklerini dinleyenler var. Hepsi kelam etmeye geldiler. Mahrekte Kur'an okuyanlar var. Toprak toplumu tohum olarak bütünün gücü haline dönüştürmek istemekteler.
yaradan ve yaratılan artık dünya ilmini toprak toplumla tohumlamaktan öte iman tahtından bütünün gücü yaparak kervanın gücü halinde bütüne gerçek çağrıları yaptırmak üzere bilişi kodlayacaktı. İşte bunlar olmaktadır. Savunmaya geldiğinizi biliyorum yaşama. Diyeceksiniz ki bu dünya Allah'ın tahtıdır ve burada bütünün gücü artmalı ve bütünün gözü süper sistemleşmeyi gerçek çerçevede çağrılarla kontrol etmelidir. Yaradan ve yaratılan artık tahtındadır ve bütünün gözü onların sözüdür. Ama şunu iyi bilin ki dünya devinimi artıracak gücü de devrede tutacaktır. Devinim insanlık levhisinde bitişken levhilerin bütünlüğünün gücüdür. Her nefes Allah'a aittir ama aklın tahtındaki nefes has ışıktandır ve bunların tümünü anlamanızı bekliyorum. Çamur yoğuran bir sayfadan yaşamı kodlayan bir sayfaya ulaşmak kolay değildi. Bizler bunu başardık. Karanlığın tahtını kodladık ve bütünün gücü yaptık. Cevahiri göreve aldık. Can kalemi kodladık ve tüm zamanların tohumlanmasında bütünün gücü halinde özgeçişler yaptırdık. Peki şimdi neden bizim yüreğimizden dinleme niyetiniz var? Bunu anlamak isterim. Ana kapıda sizi dinledim. Neler yapmak istediğinizi net bilirim. Kendinizi kontrol edeceksiniz ve kötülüğü önleyip bütünün gücünü tüm zamanların kürsü kapısında karanlığın ışığı yapacaksınız. Ve ben size şunu söylemek isterim ki doğan gün bilinçle doğdu. Artık dünya bilinç halindedir. Kimse dünyayı kendi yoğunluğuyla tohumlayamayacak. Ayrı gayrı gözetmem, iyi anlayın. Bilgi Allah'ın ilmidir. Eğer sizler dünyayı hak edip de kodlayıp kendi yoğunluğunuzla kontrol etmeyi amaçlıyorsanız, hedefliyorsanız bunu ummandan dahi, has ışıktan dahi tohumlayamazsınız ve has tahta kodlayamazsınız. Zira biz buna imkan vermeyiz. Çorbamız tuzandı, bunu iyi anlayın ama bu çorbanın kulu olmaya yetiniz varsa gök sistemleşmesini kodlayarak geçin gelin. Kaç kapı açtığımızı sormayın. Eğer bize birlik kapınız kaç tane diye sorarsanız size ses verip şunu söylerim. Kendi yüreğinizdeki kadar. Çünkü siz bizi ne derece anlamışsanız biz sizle o derece dilleşiriz. Eğer siz sizin kapınız bizim kapımızdır derseniz ve derseniz ki sizden size varalım, sizinle tohumlanalım ve kötülüğü önleyelim, o zaman bütün kapılar sizin yüreğinize açılır. Kare sistemi koklayıp, tohumlayıp, bütünün gücü haline dönüştürerek kürsi kapıda küp olmak istediğinize eminim. Şu ana kadar yaptığınız her şeyi bunu sağlayacak gök sessizliklerini oluşturamadı. Bu da kesin. Ama kalem olup bütünün göç kapısı olacaksanız ayrılık biter ve o zaman siz her anda ve her sayfada olursunuz. Düzeni kurmaya niyetiniz var bilirim. Umut olur ki o düzeni kuranlar bütünün gözünü de hak ederler. Satıhta hiçbir şey anlaşılmaz. Hepiniz bunu iyi anlayın ama derinlere indiğiniz zaman bilirsiniz ki karanlığın tahtı imandır. Eğer siz imanla bu yoğunluktaysanız bütünün gücü olursunuz ve toplantı yaptığımız günlerde buraya inersiniz. O zaman sizler kelam olup bütünün gözü olarak mahrekle bilişi kodlarsınız. İşte o gün geldiğinde cevher sizin yüreğinizde olur ve cennetin kulu olursunuz. İşte o zaman ben siz olurum ve sizinle tohum olurum. Bunları anlayın. Yoksa sizden başka birisi sizi hak etsin diye beklemeyin. Eğer siz buna yapmak istiyorsanız burada bu çalışmada imkan bulamayacaksınız. Size kesin söylüyorum. Avukatlık mesleğimde benimle ilgili bilgi almak üzere bugün buraya geldiniz. Bu da kesin. Ve benim kendi yoğunluğumdaki tükenen ilmi kalem olanla yaptığım sesleşmeyi dinlediniz. Can kapımdı o benim. Onun yolunu açmak da amacım. Ama siz ona kendi yoğunluğundan sesleştiniz ve dediniz ki kaynak dışı bilgi verir. Siz bu bilgiyi alın dinleyin. Altın tahtın ışığı olan bilgilerin bunu yapma imkanları yok mu? Var. Ama yolu kapatmak için var. Eğer yolları hak tahta varmamışsa kendi yollarını kapatırlar bu şekilde. Olan budur.
ve bütüne hizmet edenler şükür ki bunu anladılar. Şimdiden sonra benim çalışmalarıma dahil olmak için geleceklerse hasatla gelsinler. Yaladan olup yaşamla gelsinler, aklın tahtından gelsinler, ekmek olup gelsinler. Aksi halde bu meclise olma imkanları kesin olarak olamayacaktır. Çamur yoğuran bir dünyanın artık yol açıp bütünün gücü olarak ışığı tohumlamaya başladığını dahi anlamayanların bu yoğun çalışmaya kaynak olabilmelerine istek duyamam. Kontrol dışı bilgim asla olmadı ve bundan sonra da olmayacaktır. Karanlığın tanrılı kapısında ilmi kaha olanlar bilişi kodlayanların bütünün gücünü hak edip de dinlemeleri er ya da geç kendilerini hak etmeleri anlamına da gelecekse de bilgi kapısı açılmadıkça bunu has ışıklarıyla yapma imkanları olamaz. Çöp bir zaman dediler ama onların topraklarında çöp ilimdir. Bunları anlamadılar. Doğanın gücü insan soyudur. Bunu dahi anlamadılar. Dünyamızı ziyaret bütünün gücüyledir. Bunu dahi bilemediler. Değerliler, dünya vasi istemez artık. Bunları anlayın. Eğer sizler dünyamıza vesayet altında bir ışık kalem olup kodlama yapanları tohumlayacaksanız buna isteğiniz olamaz. Dünya açıyı daraltır ve sizi sizden size tohumlar ama koruyucu bir ışık olup yapar bunu. Devinimi artırmak için bunları yaptığınızı düşünemem. Bizi hak etmek ya da bizim yüreğimizi has ışıkla dillemek gibi bir niyetimiz olmadığına da kesin eminim. Borç harç geldiniz dünyaya, öyle diyorsunuz, duyuyorum canlarım. Benim borcum tüm insanlıktır, bunu bilin. Ama ben borcumu bütünün gücü olup ödedim. Sizlerin ise borcunuz kendi yoğunluğunuzdaki kalemdedir. Eğer dünyayı hak edecekseniz ağırlığınızı hafifletin. Dans etmeye değil, hak etmeye gelin. Bundan sonraki süreçte dünyayı ziralarla değil, haliklerle, haklarla, hasatlarla ziyaret edin. Eğer ben şunun için geliyorum, bunun için geliyorum diyecekseniz ve zira ben sultan olmaya gelmeliyim diyecekseniz iyi bilin ki maya olamazsınız yaşama. Ha, aha, işte diyerek geçin ki ruhi kapıların tümünü açalım size. Şimdi doğanın gücü sizin yüreğinizden ayrıştı. Dümenin başına iman eden insan soyu oturtuldu. Kurtul ya da kurtulma. Biz seni sana vermek istedik. Hepsi bu. Şükür ki bunlar sizin yüreklerinizi açıkladık. Kısırlık yapmanıza izin veremeyiz. Bu dünya ruh kapıdır insanlık için. Ama onların kontrollü çalışmalarıyla bu dünyayı tohumlayan birliklerin tümü ayrı gayrı gözetmeden bu çalışmaya dahil edildiler. Sizler ise buraya kare sistemleri kodlayarak küp tohumlama yapmaya geldiniz ki maya olmadan murat ettiğiniz o yoğunluğu oluşturma niyetiniz olması yeterli değildir. Şimdi, keislerin tümünde ilim olur. Bunları anlayın. İman tohumu kontrol kurar ve bütünün gücü sizin yüreğinize iner. Ama teknokodlamalar, kodlanmış toplumların tohumlanması, ışığın kontrolü, bütünün gücü hepsi tahdisizdir. Ve tam 2220 yılda ben dünyayı korumak üzere tahdisiz olarak bütünü göreve alacağım. Bu yıl hepimizin görevidir. Bunu iyi anlayın. 2220. Mahrek'te bu tarih size evvelce de verilmişti. Bundan sonraki süreçte doğanın gücünü tahdisiz olarak kutsal tohumlamada bütünün gücü haline dönüştürebilmek için kalemin ilmi aklın nefesinde bütün ilmi olacak ve sizler davayı hiçbir zaman kaybetmeyeceksiniz. Biz buyuz canlar. Asla davayı kaybetmeyenler. Ardımıza yürek var. Ölüler diyarı olan bu yaşamı kodlayarak, bilişi koklayarak, tohumları kontrol ederek, yaradan ve yaratılanın tanrılık tahtında ışığı kayıtlayarak çantamızı aldık ve görev taşıyoruz. Bugünden itibaren hazırlıklar tamamlanacak ve yalan dolan bilgiler tüm insanlıktan ayrıştırılacak. Bugüne kadar yaptıkları çalışmalarla yalanı ve dolanı kodladılar. Yarınlara biz o bilgilerin tümünü sessizce, savaşsız olarak ve yarınlaşmış olarak tüm zamanlardan ayrıştıracağız. Canlarım, Türkiye çalışmaları çok büyük değer arz etmektedir.
Türkiye'de çalışma yapan grupları izlerseniz göreceksiniz ki çırpınıyorlar. Çünkü ruhi kapılarında kotlanmış tohum yok. Kontrol dışı bilgiler vererek herkesi kendi yoğunluklarına çeker gibi davransalar da çektikleri kelam kendi yüreklerinde tohum ekemediğinden bütünün gücü olma imkanları olamamaktadır. Kara ışığın yoğunluğunu artırmasından itibaren çokları kodlanmış toplumları tohumlayarak bütünün gözünü açmaya çalıştıkları için kendilerini kervan saydılar. Kervan artık sistemin gücüdür. Bunu iyi anlamaları gerekir. Sistem olmazsa yaşam olmaz. Kesinlikle bunun anlatılması gerekir. Sistem nefret duygularını aşanların kontrol dışı bilgileri kodlanmış tohumlardan çıkarışlarından itibaren kelama iner. İşte biz bugün sistemden söz etmeye başlayacağız. Sizden daha güçlü bir sizin sizi hak ettiği bir durumda daha güçlü bir yüceliğin bütünün gücü olarak dünyaya çekilişidir amacımız. Sistemin gözü sizin gözünüz, yüreği sizin yüreğiniz, bütünlükleri bilinçle dürümleyen insanlık, kelam ve her şey sistem. Sistem ne ki diye soranlara açık veriyorum ki, Rahman Kur'an'ında sistem otağı kuran olanların kodlanmış toplumudur. Eğer sizler bu yoğunlukta otak kurmuşsanız ve yolu açmışsanız, temizlikle yapılmışsa ve lehi kapıların tümü de açılmışsa artık siz sistem olarak bu çalışmayı yapmaktasınız. Merdivenlerin en aşağısı insanlıktır ve merdivenlerin en üstü kaynaktır. Bunu dahi bilmeyenler aşağıları kaynak, yukarıları ruhi karanlık sayarlar. Eminim çok hızlanacak çağlar. Bunu size daha evvel de vermiştim. Süper sistemleşmenin gerçekleşebilmesi için de bilimin hızlandırılması gerekmektedir. Nereden kelam alınır, nereye kalem olunur? Bunu sorarlar. Kalem ilim, aklın tahtıysa kendi yüreklerindeki kelam. Hepsi bilinç ve biz o bilinçle bütünün gücüyüz canlar. Çamuru yaşam sayanların insanı hale levhi saymaları yanında olamamaları demektir. Devinimi çok fazla hızlandırıp, çok fazla ışık tohumlamak, çok yoğun bir tohum ekmek herkesin isteğidir. Ama bizim gücümüz dünya kürsi kapısında çok daha üstün bir gücü dönümleyebilecek hakikiyettir. Şimdiden öte bir şimdi ve şimdi. Ama şimdi, her andaki şimdi, beden, hepsi bu. Ve tüm beden, herkes olan beden, bir tek beden, o beden her şey. Bunu anlayın. Sanmayın ki ben biyolojik bedenden söz ediyorum. Her şey bir tek beden, her şey. Ve o teklikte insanlık var. Anlayın. Karma karışık bir zaman ve karma karışık bir dünya. Ama tüm insanlığın kontrol dışı bilinçlerinden öte olan bir sayfa. Değerliler, mesele insanlıktır, anlayın. Mesele ilimdir, anlayın. Ve mesele hasattır, anlayın. Biz dünyayı hasata çalışırken herkesin kendini hak etmesidir maksadımız. Değerliler, merdivenin en aşağısında iman, en yukarısında kalem var. Hepimiz oradayız, bunları anlayın ve tartmayın bilgimi, tartmayın. Tarttığınız yüreğiniz olur, anlayın. Çünkü ben her kelamda bir kervanım, bilin. Merdiven Allah'ın ilmi, hak insanlık, tüm insanlık ve bütünlük, mahrek, ocak, insan bir tek, o insan, yaradan işte bu. Şimdilik size vereceğim budur, aha bu.